Haydiye Yaşa. 27 yaşında ve 3 yıllık evli. Tokatlı gelinimiz kalıcı makyaj uzmanı ve jimnastik antrenörü. Bugün günlerden Perşembe, finale sadece bir gün kaldı. Gelinler yavaş yavaş 10 altına doğru adım atıyorlar. Biz nereye geldik? Kocaeli Kartepe'ye geldik. 3 yıllık gelinimiz Sümeyye'nin kapısını çalacağız. 3 kilit yalnız. Kasa, kasa gibi değil mi dış ses? Ben de çok şaşırdım Aslı Hanım. İlk defa böyle bir kapı görüyorum. Hakikaten 3 kilit, bir de böyle enteresan alt alta. Diğer evlerin kapılarında da var mı? Aa, burada da var. Komşuda da var 3 tane. Demek bu binada böyle. Çalalım bir soralım. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk Sümeyye'cim. Ya bu kasa gibi nedir bu böyle? Aslında bir de kendini evet. Kilitliyorsun burada, hırsızlık falan mı var çok? Ben bir tek yaşıyorum ya sanırım. Biraz tedirgin oluyorum. Aslında site içindeyim ama yine de tedirgin olduğum için hepsini böyle kilitleyip. Evet, hayır. Herkesin baktım karşı dairende evet, de 3 tane hani böyle çelik kapıda. Aslında korunaklı kapıda. Bir yer, güvenlikli falan ama yine güzel. De önlemleri almışlar evet. Evet, benim biblom bakar mısınız? Biblom. Biblomun hediyesini unutmadım tabii. Dış ses. Buyurun Aslı Hanım. Mersi. Hadi geçelim bakalım. Evet. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Hatta şu an sizi gördüm, daha da heyecanlı oldum. Orada kırmızıya çok yakışmış. Ben de çok heyecanlıyım. Kırmızının enerjisi böyle. Evet. Kırmızının enerjisi siyah kırmızı güzeldir. Evet, asil güzel renkler. Evet. Aa, ne güzel bu giriş. Evet. Sümeyye bu arkadaşımın Erdem. Hediyesi. El emeği o yaptı. Evet, E.S. Evet. Aa, onlar da evet, teyzemin çocukları hediye almışlar bana. O zaman öyle. Bugün bu evde ahşap detaylar ahşap göreceğiz. Ahşap yoğunluğu göreceksiniz her yerde. Bu şapka falan ne kadar hoş. Bu da benim balayımdan. O çok severek kullandığım bir evet, şapkam. Çok güzel. İyi hadi geçelim o zaman. Salon ne tarafta? Hemen sağdan devam edelim. Tamam aslında. Kapıyı kapa gel. Geliyorum. Sümeyye gelinin evinin giriş kapısı ufak bir antreye açılıyor. Salon wooden dekorasyon stiline göre düzenlenmiş. Beyaz, gri ve toprak tonlarının yer aldığı mutfak oldukça ferah. Burası da Sümeyye gelinin yatak odası. Odada ahşap mobilyalarla gri ve kahve tonları kombinlenmiş. Nasılsın Sümeyye'cim? İyiyim Aslı Hanım, sizi gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim, heyecanlısın. Heyecanlıyım. Aslında vallahi. Heyecan yoktu biraz sabahtan. Ha, çünkü finale çok az evet, kaldı hayatım. Yarın final. Yarın final. Uzun ama heyecanlı. Sen iddialısın. Şöyle bir bakıyorum evine. İddialıyım, seviyorum evimi. Bakalım kızlar ne yorum yapacak? Çok merak ediyorum. Peki biraz daha seni tanıyalım. Sen şu anda çalışıyor musun? Kaç yaşındasın? Bahsetsene biraz. Aslı Hanım ben kalıcı makyaj uzmanıyım. Daha doğrusu birkaç ay önce aldım kalıcı makyaj uzmanlığı belgemi. Şu anda güzellik uzmanlığı belgesini almak için 6 aylık bir eğitime girdim. Yani gece başladım. Bir de jimnastik antrenörlüğü yapıyorum. Aa, çocuklara 0-6 yaş grubuna. Ne güzel, 0-6 yaş. Evet. Bayılıyorlardır sana. Ya pardon, 2-6 yaş, 0-6 yaş dedim, özür dilerim. 0-6 yaş. 2-6 yaş arası. 2-6 yaş evet. Grubuna. Jimnastik antrenörü jimnastik yapıyorum. Jimnastik antrenörüsü, evet. Sana bayılıyorlar. Çok seviyorlar, ben de seviyorum onları. Hayır, çocukları seviyorum zaten. Seviyorsun. Çok severim. Sizin çocuk yok herhalde yok. Şu anda. Benim eşim çok istiyorum. İnşallah. Eşim işte uzakta olduğu için o eşin görevi? Askeri personel o. Ha, evet, şu an şart görevimde yani ayrı durmak zorundayız. Ay canım, yakın zamanda geliyor inşallah. Çok iyi. Tamamen. Gidip geliyor musun yanına peki? Sürekli Aslı Hanım. Çok zor oluyor tabii. Bizim için. Yani 3-4 ayda bir görüştüğümüz oluyor. Bazen 6 ay görüşemiyoruz. Bazen müsait olduğunda ben onun yanına gidiyorum. Zor. Bir hafta falan yanında kalıyorum. Allah çok güç kuvvet versin sana da evet. Ona da. Peki aileler yakın mı oturuyor? Ailemler yakın. Eşimin ailesi de yakın. Zaten eşim İzmitli. Hah, iyi. Annemler bunu 10-15 dakikalık mesafede. Çok güzel. Kardeşlerim, zaten herkese yakınım. Bütün akrabalar burada çok zaten. Aslen sen nerelisin? Aslen babam Tokatlı. Annem Gümüşhaneli. Ha. Ben İzmitliyim. İki tarafı da çok severim. Gümüşhaneli. Eşin Tokatlı. Ne taraflı? O İzmit'in yerlisi. Ha, çok güzel. Kandıra tarafına bağlılar. Biz annesi Kandıralı, babası İzmit'in merkezinden. Çok güzel. Yani öyle. Ay kapı çalıyor. Kızlar geldi. Galiba. Hadi karşıla sen. Ben gideyim. Hadi bol şans Sümeyye. Kızlar. Hoş
Şey o kadar mı? Uzun saat açmayınca biz de ne evet, dedik herhalde dedikodumuzu yapıyorsun. Kalbime indi bir dakika, omzum da acıdı, kapıyı vurdum. Kusura bakma ya, bir an bilemedik vallahi düşeceğimizi. Hayır, sinsi yiyiz. Açmayınca. Sinsiz gelen insan konuşarak. Neyiz ya? İyiyiz iyiyiz. Neyse, hoş bulduk. Kızlar hoş geldin, enerjik hoş geldin diyecektim. Ne hırsız bu? Ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok hoş gir içeri. Bak bu çıkıyor mu? Al, bunu sen tak. Bunu da ben takayım. Çok yakışıklı seçim. Tamam. Şimdi girişimi tamam. Güzel sen al. Sen şeylere benzedin. Eski Moğollar mı ne oluyor? Kovboy. Ha, kovboy da olabilir. Tamam hadi, hadi gidelim. Hadi içelim. Sana ne tarafta? Bu tarafta. Hadi geçelim. Kapı girişinde aslanımla ne konuşuyorlar diye duymak için şöyle iyice yaslandık. O anda Sümeyye de kapıyı açınca içeride bulduk. Yerde bulduk pardon kendimizi. Şok oldum yani. Ayaklarımı falan kapanacaklar zannettim bir an. Ama kapı dinliyorlarmış meğersem. Sümeyye'cim ne yalan söyleyeyim, gelinleri öyle görünce şok geçirdim. Ben de şok geçirdim şu an. Omzum çok acıdı ya, gerçekten kapıya vurdum. Bir an ne olduğunu anlamadım. Kızlar yerlerde görünce kızları... Bence kızlar iyi değiller ya. Omzunda ciddi bir şey yok değil mi? İyi, omzum biraz acıdı. Kapı vurdu çünkü birden geldiklerinde. Ama iyiyim şu an. Bir sıkıntı yok. E hadi o zaman geçelim biz de.